İyi akşamlar sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber bültenini izliyorsunuz. Her şeyden önce yarın Merkez Upa Belediyesi yıl dönüm kutlaması ile ilgili olarak bir program düzenleniyor. Öte taraftan ise kapalı spor salonunun resmi açılışı da yarına nasip olmuştur. Ondan dolayı yarın bütün ilgilenenler, bütün sempati ve aynı zamanda merak edenler tamamen buluşacak olan tek bir yer vardır. O da Merkez Upa Mustafa Kemal İlköğretim Okulu olacaktır. Biz haberlerle devam edelim. Bir sonraki özellikle ilk haberimiz, Jirovnice yakınlarında inşa edilmesi gereken birçok su santrali gündeme gelmiştir. Fakat onlarla ilgili olarak hükümetin yeni bir iptal kararı vardır. İzleyelim. Jirovnica köyü yakınlarında ve toplam 18 tane konsesyon hazırlanmış olurken tamamen bunların hidrosantral olduğundan dolayı ve birçok yerlerde özellikle biyodiversite ve canlı varlıkların ortadan kaldırılması ve tüketilmesi için bir sebep sayıldığından dolayı hükümet tarafından iptal edildi. Jirovnica yakınlarında şimdiye kadar planlanmış olan bu su santrallerinin inşaatları geride kalmıştır ve son hükümetin kararıyla bunlar iptal edilmiştir. Buna ilişkin olarak özellikle en çok bu santralin inşaatlarına karşı çıkan Front 2142 STK'nın çalışmaları da bu sefer kamuoyu tarafında da sempatiyle kabul edilmiştir. Mevcut olan etkinlikler özellikle Aleksandra Buyarovska tarafından açıklanmıştır. Kendisine göre Milli Park'ın içinde böyle bir yeni değişmeler yapılması canlı varlıkları için pek iyi bir şey olmadığını dile getirmiş oldu. Kısaca Jirovnica yakınlarında özellikle bu santrallerin inşa edilmeleri tamamen iptal edilmesiyle birlikte kamuoyuyla paylaşılmış haberlerden belki en iyisidir. Birinci sınıf kayıtlarına resmen olarak başlamıştı. Mayıs ayının içerisinde özellikle ebeveynler kendi çocukları kaydetmek için gereken görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Buna ilişkin olarak hükümetten özellikle kaydını yaptırmayacak ve aşılama işlemini yapmayacak ebeveynler için 1500 euroluk bir ceza gelmektedir. Birinci sınıf kayıtları başlamıştır. Debre'ye ait olan ilköğretim okullarındaki birinci sınıf kayıtları müdürler tarafından en sıkı bir denetim altına yapılmaktadır. Debre Penestia Müdürü Ahed Mula Reca, bir de Saidnay Deni Müdürü Burim Kaziu, Riste Risteski Müdürü Şan Yayroski'ye göre kayıtlar başlamıştır ve Mayıs ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Birinci sınıf kayıtları kanunca Mayıs'ta yapılmaktadır. Çoğu zaman vatandaş Eylül'de de kendi çocuğunu kaydırmaya veya özellikle kayıt ettirmeye çalışıyor. Fakat mevcut olan yasalar Mayıs için ancak müsaade etmektedir. Ondan dolayı bu özellikle mevcut olan sıralamalara göre 6 yaşını dolduracak olan bütün bu sene içerisinde çocuklar bu sene birinci sınıfa başlamalı. Ondan dolayı ebeveynler bu konuda son hükümetten gelmiş olan morbil aşılaması konusunda da buna dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak özellikle Cumhurbaşkanlık seçimlerinden sonra en büyük ve en önemli konularından bir tanesi akaryakıt perakende satış fiyatlarıydı. Bunun düzenlenmesiyle ilgili olarak yeni imzalanmış olan özellikle anlaşmaya göre belli bir süre içerisinde artık petrol kompanileri ve şirketleri kendi fiyatlarını belirleyebilecektir. Öte taraftan işte son yapılmış olan çalışmalar ve 20 Mayıs itibarıyla yeniden Enerji Denetim Komisyonu devreye girmektedir. Akaryakıt perakende satış fiyatları ile ilgili olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Enerji Denetimi ve Kontrolü Ajansı'nın yapılmış açıklamasına göre gereken düzenlemeler 20 Mayıs'tan itibarıyla yapılacaktır. Şimdilik ise o zamana kadar petrol şirketleri veya petrolcular kendi fiyatlarını belirlemekteler. Mevcut olan özellikle yeni yasa biraz fazla liberalizasyon ve özgürlük vermektedir. Ondan dolayı herhangi bir düşüş ve artışlar söz konusu olamayacağını da dile getirilmektedir. Makpetrol benzin istasyonlarda mevcut olan fiyatlar benzin fiyatlarında 1 denar indirim yapılırken mazutta 1 denar artış yapılmaktadır. O şekilde benzinler 71 ve 73 denardan satılırken mazut ise 64 denardan 1 litre için satılmaktadır. Bölgemizin en iyi festivalleri ve çocukları kapsamış olan projelerden bir tanesi Radika Fest Çocuk Festivali projesidir. Bu sefer 10. kez Debre Kültür Evi'nde 27 Mayıs'ta düzenlenecektir.
Bölgemizin en iyi çocuk festivali olarak nitelendirilmiş olan Radika Fest Festivali bu sefer de 10. kez düzenlenecektir. Festivalin örgütçüsü Zinçin Midinovski'ye göre bu senedeki çocuk festivali 27 Mayıs için ayarlanmıştır. Tüm çocuklar, tüm öğrenciler ve ebeveynleri için iyi bir müzik şöleni olacağından dolayı hepiniz 27 Mayıs'ta Devre Kültür Evi'nde davetlisiniz. Futbol alanındayız. Tek futbol alanında temsilcimiz Skorap Futbol Kulübü şu an 7. pozisyonda ve 32 puana sahip. Fakat deplasman maçından en az 1 puan ayrılmasıyla birlikte artık 2. ligde kalma mücadelesinin ulaşmış olduğu neticesine de sahip olacaktır. Öte taraftan ise bilindiği gibi bu senedeki en büyük amaçlarından bir tanesi Skorap Futbol Kulübü'nün 2. ligde kalmasıdır. Bölgemizin futbol alanında tek temsilcimiz Skorap Futbol Kulübü 2. lig batı grubuna kalabilmeleri için mücadele etmektedir. Öte yandan ise buna ilişkin olarak televizyon 3 için demeçte bulunmuş olan kaptanı Fuat Bahiyo'ya göre takım oyuncuları bu konuda kararlı. Son Gostivar'da oynanacak olan deplasman maçı için de hazırlıklar devam ederken Skorap şu an 7. pozisyonda 32 puanla devam etmektedir. 2. ligde kalabilme şansları oldukça büyük. Bölgemizde özellikle eğitim alanında birçok proje düzenlenmektedir. Brescia Kreşi tarafından düzenlenmiş olan proje Bulgaristan, Romanya ve Türkiye uzmanlarını bir araya getirmiş oldu. Bakalım. Devre Brescia Kreşi'nin çalışmaları sınırla tanımıyor. Özel eğitim gerektiren çocukları için ek olarak Erasmus Plus destekli projesine ilişkin olarak Devre eğitmenleri, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye eğitmenleri beraber Devre'de kendi ve kendilerine ait olan tecrübelerini paylaşmış oldu. Buna ilişkin olarak Türkiye'den gelmiş olan grubun temsilcisi Ertuğrul Censur, Televizyon 3 için açıklamada bulundu. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi karşılamak için geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler Türkiye'den 6 kişi, Romanya'dan 7 kişi, Bulgaristan'dan 7 kişi olmak üzere toplamda Makedonya'da dahil edersek 20 kadar kişiyle birlikte Alone in the World, Dünyada Tek Başına adlı Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Makedonya'ya gelmiş bulunuyoruz. Makedonya'ya geldiğimiz ilk günden itibaren okul müdüremiz Hayriye Hanım bizleri çok sıcak ilgi ve hoşgörüsüyle karşıladı. Çok güzel bir misafirperverlik yaptı. Yapmış olduğu organizasyon bizleri etkiledi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce daha ilk projenin ilk ayağında, ilk adımında Bulgaristan'a gitmiştik. Bulgaristan'da da yine aynı şekilde öğrencilerin eğitimlerini, bizim Türkiye'deki eğitim, Bulgaristan'daki eğitim, Makedonya'daki eğitim, Romanya'daki eğitim ne şekilde ise bunları inceleyip karşılıklı birbirlerimizle kaynaşarak bizdeki uygulanan eğitim öğretim materyalleri, eğitim öğretim teknikleri neyse oradaki öğretmen arkadaşlarla karşılaştırıyoruz. Onlardaki görmüş olduğumuz güzel uygulamaları görüyoruz. Bizde olmayan o uygulamaları da biz kendimize örnek alıp gittiğimiz zaman kendi ülkemizdeki öğrencilerimize uyguluyoruz. Ve bu karşılıklı kaynaşma içerisinde birbirimizden son derece faydalanıyoruz. Kendi eksiklerimizi onlarda gördüysek o eksikleri biz gideriyoruz. Onlar kendilerindeki eksikleri görüyorsa bizde görmüş olduğu şeyi alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Ve bu proje gerçek anlamda hepimiz için çok faydalı oluyor. Bizim okulumuz Mersin'de özel eğitim öğrencileri için açılmış bir okul olmakta. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli ve otizmli bireylere hitap eden bir okuldur. 180 öğrencimiz var okulumuzda. 75 öğretmenle birlikte bir müdür, iki müdür yardımcısı ve PDR'ci, iki PDR rehberlik öğretmeni şeklinde diyoruz. Bir hemşiremizle birlikte toplamda yani 100 kişiye yakın bir personelle iki öğretmen nezaretinde öğrencilerimize her sınıfta 4 öğrenci, otizm öğrencileri için 10 öğrenci de zihinsel engelli öğrenciler için eğitim veriyoruz. Bu alanda da bu proje kapsamında
bu özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak adına, daha faydalı şeyler öğrenmek için, eğitim teknikleri öğrenmek için Gebi Hanım'ın Romanya'dan başvurusunu yaparak genel koordinatörlüğünü yapmış olduğu Alone in the World projesine dahil olmaktan son derece mutluyuz. Ve bu projenin bizlere son derece faydası olacağına inanıyoruz. Yapmış olduğumuz bu ziyaretler de bize bunu gösterdi. Grup eğitimde özel eğitime gereksinim duyan çocukların bireysel eğitimde kazandığı davranışları içselleştirmesi ve bu davranışları hayatının bir parçası olarak görmesi amaçlanmaktadır. Beraber hareket etme, ekip çalışması ve sosyalleşme açısından oldukça önemli olan grup eğitimi çalışmaları oyun ve etkinliklerle zenginleştirilip çocuğun ilgi ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev özellikle süpürge terimiyle ilgili olarak yapacak olan işlemleri sırada beklemektedir veya bekletmektedir. Çünkü bunlar için takvimsel olarak Haziran'ı beklemektedir. Öte taraftan ise Oliver Spasovski Manastır'da yeni bir İçişleri Şubesi'ne ait olan bir binanın onarım gördükten sonra açılışına da sebep olmuştu. Öte taraftan ise Buyar Osmani Avrupa Birliği yolu konusunda gerekenler yerine getirilmektedir. Ülkemizden gelen haberlerimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sürecinde halkın talebi üzerine süpürge söylemiyle bazı yöneticilerin görevlerinden alınacağını sinyalini veren Başbakan Zoran Zaev konuyla ilgili açıklamalarda da bulunmuş oldu. Zaev açıklamasında Haziran ayının başında bakanlık düzeyinde tamamen yeni yönetim strüktürü oluşturacağım. Haziran'ın sonlarında doğru ise belediye çapında da değişikliklerle gidilecek diye konuştu. Açıklamasının devamında halen düşünce aşamasındayız. Kafamda bir konsept belirledim. Değişiklikle ilgili başlıca kriterler kibir, vatandaşların beklentileri, karşılamama, bazı yöneticilerin davranışları, nepotizm, yolsuzluk, komisyon bilgileri gibi noktalar olacaktır. Bu kriterlerle gerçek çözüme ulaşacağımı düşünüyorum ifadelerine de kullanmış olduğu Başbakan Zoran Zaev ayrıca önümüzdeki günlerde birçok parti liderleriyle de bir araya gelip konuları masaya atır. Zaev devlete yapılacak değişikliklere paralel olarak Sosyal Demokratik Birliği'nin parti içi değişikliklere de gidileceğini duyurmuştu. Avrupa Komisyonu'nun komşuluk ilişkileri ve genişlemeden sorumlu komiser Johannes Hahn'ın yapmış olduğu açıklamayla 29 Mayıs'ta yayınlanacak ilerleme raporunda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerle başlanabileceği tavsiyesinde de bulunacaklarını açıklamıştı. Buna ilişkin olarak özellikle farklı yerlerden farklı değerlendirmeler gelmektedir. Öte taraftan ise Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani bazı ülkelerinde çekincelerine rağmen Haziran ayındaki Avrupa Birliği zirvesinden müzakere tarihi almayı beklediklerini de belirtti. Osmanlı Kuzey Makedonya'ya müzakere tarihi verilmemesinin tarihi verilmesinden daha kötü sonuçlar doğuracağı yönünde görüş bildirdi. Öte taraftan ise bölge ülkelerinden Bulgaristan, Hırvatistan ve Slovenya'nın yanı sıra Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde Kuzey Makedonya'yla müzakerelerle başlama konusunda ısrarcı. Ancak Fransa, Danimarka ve Hollanda Avrupa Birliği'nin genişlemesine en azından bu dönemde karşı çıkmaktadır. Bu ülkelerin ikna edilmesini halinde Üsküp ve Tirana'nın müzakere tarihi almasına kesin gözüyle bakılmaktadır. Öte taraftan ise Buyar Osmani, özellikle Brüksel'deki bazı çalışmalar, özellikle öğrencilerimiz ve geri kalan alanlarda yapılacak olan işlemlere süreçler tamamen kamuyla paylaşmış olduğu. Demek ki kısaca kendisi ülkemizi Avrupa Birliği üyelerinde görmektedir. İçişleri Bakanı Oliver Spasovski Manastır'a ait olan yeni onarım görmüş olan İçişleri Şubesi'ne ait olan binasının açılışıyla ilgili olarak ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Öte taraftan ise İçişleri'de yapılmış olan çalışmalar ve özellikle ileride yapılacak olan planlarını da açıklamıştı. Kendisi özellikle 2017 yılından bu yana yapılmış olan birçok önemli noktaları dile getirmişti. Ondan dolayı ise bazı çalışmalar devam edecektir. Bazı eksiklerden
eksik olan şeyler de ortadan kaldırılacaktır. Manastırdaki yapılmış olan destek 7 milyon civarında denarı kapsamaktadır. Fakat böyle bir proje çoktan ihtiyaç duyduğunu da dile getirmiştir. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı akşamlar efendim.